Az sonra konuklarımızla Cuma günü vizyona girecek olan Baban İçin filmini konuşacağız ama önce fragmanı izleyelim. I had to scream twice. I thought I was looking at a ghost. How's the boy? Sent him presents for his birthday and Christmas. Well, you're here now. You left him with us for 3 years. Hello, Will. This was your mom's favorite place in the world. Will you promise me one thing? Never let fear get in the way of your dreams. Champions League final. I never had anywhere to go before. Well, now you do. Let me keep the tickets until we work out what to do. Don't worry, mate. It looks further away on a map than it really is. Not going is a kick to you and to football fans everywhere. Come on, Will. I can't just let you bugger off to Turkey. I need to stay in for off the scent. Could get a bit sticky. They might even have to bring in the dogs. 11-year-old Will Brennan, a fanatical Liverpool supporter, has run away from this school in Kent. Where's your father? Whole bloody world's a pack of fakes and lies. Don't you trust me? I don't know if I do, but you're all I've got. Where in the world is Will Brennan? Where is Will Brennan? Hey! Supernovas anyway. Super what? A supernova. It's when a star explodes in an incredible burst of light and energy. I won't go without you. Well, is that you? Kenny Dalglish. He's tough to roll. He's absolutely tough to roll. Go on. That's the way ahead now. Evet, bugün konuklarımızla Babam İçin filmini konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Dün akşam gala gerçekleşti. Cuma günü vizyona giriyor. İzleyicisi bol olsun diyelim öncelikli olarak. Türkiye'de genelde filmlerin önüne bir takım sıfatlar konur hep ama bu kez çok özel bir sıfat var. Türk sermayeli ilk yabancı film. Önce bundan başlayalım isterseniz. Biz Galata Film'i 2010 yılında kurduk. 2010 yılında Galata Film'i kurduğumuzda kendimize iki hedef belirledik. Bunlardan bir tanesi her yıl bir yerli film yapmak, bir tanesi de dünya sinema seyircisine ulaşabileceğimiz yabancı bir film yapmak. İki hedefimiz vardı. İlkini Entelköy, Efeköy'e karşı filmimizle Türkiye'de gerçekleştirmiş olduk. Uluslararası bir proje arayışımızı o günlerde başlatmıştık. Neticede baktığımız projeler içerisinde Türkiye ile de alakası olan, hedefinde İstanbul'a varmak, Türkiye'ye ulaşmak olan bir hikaye gelince uluslararası bir yönetmen, uluslararası oyuncular, Türk oyuncuların da dahil olduğu bir yapıyla Babam İçin Bil filmini çekmeye karar verdik. Biraz çok kısa filmden bahsedelim mi detaylara geçmeden önce? Babam İçin Will bir yerinden Türkiye'ye, İstanbul'a da dokunan bir film. Ne anlatıyorsunuz? Anlatıyor. Film 11 yaşında bir Liverpool taraftarı çocuğun, annesini ve babasını kaybetmiş bir çocuğun İstanbul'daki 2005'te oynanan Şampiyonlar Ligi finaline gelme macerası. Bir yol filmi, bir aile filmi, bir tutku filmi. Filmde biz dekor olarak Liverpool Futbol Kulübü'nü kullanıyoruz ama bu bir futbol filmi değil. Bu bir çocuğun rüyalarının peşinde koşma filmi. Babasıyla olan o sıcak ilişkisini anlatan bir film. İngiltere'den yola çıkıp Fransa'da karşılaştığı eski Bosnalı futbolcuyla Bosna dramına dokunan bir film. Çünkü Bosna'da büyük bir dram yaşandı, hepimizin bildiği bir dram. Ona da biz değinmeden geçmek istemedik. Senaryoda zaten evvelden öyle değildi ama bizim işe girmemizle o hali aldı. Daha sonra Bosna'dan sonra Türkiye'ye giriyorlar ve maça girip rüyasını gerçekleştiriyor çocuk. Bunu anlatan bir film. Dediğim gibi bir Liverpool'un ya da futbolun Şampiyonlar Ligi finalinin çok konuşulması söz konusu ama film gerçekten sadece futbolla ilgili bir film değil. Bir takıma, bir insana, bir sanata tutkunluğu anlatan bir film. Bir tutku ve aile filmi. Bence de inancın öyküsü. İnancın öyküsü. Mehmet
mesajlar veren de bir yanıyla sosyal sorumluluk yönü olan da bu film, demin değindiğiniz gibi kara mayınlarıyla ilgili, dünya barışıyla ilgili, hani bir futbol filmi olarak geçilmeyecek kadar özel bence, bir proje aslında. Bence de öyle, kesinlikle öyle. Çünkü filmi seyrettiğinde seyirciler de onu fark edecekler. Dediğim gibi bu bir inancın öyküsü. 11 yaşındaki bir çocuğun korkularının, hayallerinin önüne geçmemesi gerektiğini anlatan bir film. Tabii 11 yaşındaki kahramanımız Liverpool'dan yola çıkıyor ama Liverpool'dan Türkiye'ye gelinceye kadar çok ciddi bir coğrafyayı kat ediyor. O coğrafyada yaşananların sinemaya aktarılması bizim için ayrıca bir sorumluluktu. Bosna'da yaşanan o mezalimin bir şekilde sinema perdesine akması, aksettirilmesi gerekiyordu. Senaryo Muharrem'in de söylediği gibi ilk geldiğinde birazcık daha farklıydı. Biz yaşanan neyse onu da o beyaz perdeye aktaralım istedik. Bence o bizim bundan sonra yapacağımız uluslararası projelerde de hassasiyetimizi gösteriyor. O açıdan önemli. Futbolda biraz işin rengi olmuş aslında. Futbol tabii futbol, daha doğrusu sadece futbolla belki sınırlamamak lazım ama spor insanı daha inançlı, daha mücadeleci ve daha hedeflerine ulaşma yolunda güçlü kılan en önemli enstrümanlardan bir tanesi. Öyle olunca spor ama aynı zamanda ulaşmak istediğimiz hedefler ve inanç filmde ön plana çıkıyor. Biraz ekipten bahsedelim mi? Dünya sinemasından isimler var, yönetmen, oyuncular. Biraz siz tanıtır mısınız? Yönetmenimiz Amerikalı Alan Perry. Bu filmden önce iki tane ödüllü belgeseli var. Orada belgeseller feature documentary diye, yani uzun metrajlı filmin belgeseli diyebileceğimiz bir şey. Çok başarılı belgeseller, ödüllü belgeselleri olan bir yönetmen. Senaryo yazarı da keza öyle, beraber çalışmışlar şimdiye kadar. Oyunculardan hepimizin çok yakından tanıdığı Bob Hoskins var. Damien Lewis var, şu anda Amerika'da yayınlanan Homeland diye bir dizide oynuyor. Daha önce Band of Brothers'da oynamış. Çok başarılı, çok yetenekli genç bir İngiliz oyuncusu. Alice Creek diye bir, hepimizin görünce hatırlayacağı bir oyuncu var. Bir de çok başarılması zor olduğunu düşündüğüm bir şey, inanmıyordum başta bunu başaracağımız ama onu da başardık. Liverpool futbol takımının bir önceki teknik direktörü Kenny Dalglish'in bayağı bir rolü var şeyde, filmde. Keza o zaman 2005'teki finalde oynayan Jamie Carragher ve Steven Gerrard da filmde var. Hani onları sevenlere özellikle tavsiye ediyorum çünkü başarılı da oldular filmde. Onun dışında Oscar'lı filmlerde çalışmış Oliver Stapleton diye bir görüntü yönetmenimiz var. Çok başarılı bir production designerımız var, James Merrifield diye. Bir de söz etmeden geçemeyeceğim yine, Türkiye'de gelip, biz 3 hafta Türkiye'de çekim yaptık bu filmle ilgili. Orada çalışan çok 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 yetenekli Türk ekibimiz var. Onlara buradan bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ekipte de tabii ki evet, Türkler çünkü var. Şöyle bir algı var yurt dışında, hani bir başka ülkeye gidiyorum. Bu algıyı yavaş yavaş kırıyoruz ama halen var o. Bir başka ülkeye gidiyorum. Acaba orada yetenekli bir teknik ekip bulabilecek miyim, malzeme bulabilecek miyim endişeleriyle geliniyor buraya. Ki bu endişe bizim ekibimizde de vardı. Biz filmin yapımcısı olduğu için hayır, bulacaksınız, biz bunun garantisini veriyoruz dedik. Yabancı ekipte böyle bir endişe vardı, onun öyle olmayacağını tabii söyledik biz. Geldiler ve Türkiye'de bu işte çalışan ekip yüzümüzü kara çıkartmadı. Onlara çok memnun kaldılar. Onlar da yüzümüzü kara çıkartmadı. Onlara burada bir teşekkür edeyim sizin sayenizde. Onlara teşekkür edelim. Türkiye'ye de geldi yönetmen ve oyuncuların tabii bir kısmı. Onlarla röportaj yaptık. Dilerseniz onu şey, buyurun. Çünkü Canan'ı atladık. Oyuncularla alakalı. Evet. Onu mutlaka söylemek lazım. Ben işte o zaman Canan'dan bahsedelim biraz. Sonra Canan'dan bahsedelim. Evet, bakalım yönetmen ve oyuncular film hakkında neler söylemiş. I had a scream twice. I thought I was looking at a ghost. There's the boy. Sent him presents for his birthday and Christmas. Çekimleri İngiltere, Fransa ve Türkiye'de gerçekleşen ünlü İngiliz futbol kulübü Liverpool'un büyük bir hayranı olan Will'in dokunaklı hikayesinin anlatıldığı Will Babam İçin'in galası çekimlerinin son günlerinin geçtiği İstanbul'da gerçekleşti. Genç yönetmen Alan Perry'nin ilk uzun metrajlı olan filmin hikayesini yönetmeni ve oyuncuları anlattı. Go on, that's the way ahead now.
Well, I wrote the script with my writing. Senaristimiz Zack Anderson bir gün bana geldi ve dünyanın en popüler şeyi olan futbola dair bir film yapmayı önerdi. Ancak ben futbolla bugüne kadar hiç ilgilenmemiştim. Ancak beraber çalışmaya başlayınca futbolun en önemli öğelerini, yani taraftarların birlikteliğini, o inancı beni çok etkiledi. Biz de bu taraftarların inancını bir çocuğun gözünden anlatarak futbola farklı bir gözle baktık. Will you promise me one thing? Never let fear get in the way of your dreams. And I said I have no interest. Filmi hangi takımlar üzerine kurgulayacağımızı başlarda çok düşündük. Sonrasında 2005 yılındaki Şampiyonlar Ligi'nin iki finalisti Liverpool ve Milan üzerine kurgulamaya karar verdik. Biliyorsunuz final maçı İstanbul'da yapılmıştı. Biz de çekimlerimizi bu nedenle İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda tamamladık. Türkiye'deki çekimler için 2 hafta ayırmıştık. Bu çok sıkı bir zamandı bizim için. Ama Türkiye'deki ekip o kadar ciddi bir eforla çalıştı ki çekimlerimizi zamanında tamamlayabildik. Türkiye'de geçirdiğimiz bu 2 hafta gerçekten çok mükemmeldi. It's Champions League final. I never had anywhere to go before. Well, now you do. Can you just say when I read the script? Oynadığım karakter Alec. Paris'te yaşayan Bosnalı bir karakter. Eski bir futbolcu ancak artık kamyon şoförlüğü yapıyor. Hayattan pek ümidi kalmamış ve bu ümitsizlik içinde filmin ana karakteri Will ile tanışıyor ve beraber bir yolculuğa çıkıyorlar. A fanatical Liverpool supporter has run away from this school in Kent. Where's your father? Whole bloody world's a pack of fakes and lies. Don't you trust me? I don't know if I do. Ben babamı 18 yaşında kaybettim. O yıllarda öğrenciydim ve ne yapmak istediğimi bilmiyordum. Yıllar sonra aktör oldum. Ancak babam bu günlerimi göremedi. Bu hikayenin içinde yer almayı işte bu yüzden çok istedim. Çünkü senaryoyu ilk okuduğumda çok etkilendim. Will'in hikayesi beni çok duygulandırdı. Bu nedenle bu hikayenin içindeyim. Where in the world is Will Brennan? Where is Will Brennan? Honestly, they were tough. Bu filmin başrolünde olmak beni çok heyecanlandırıyor. Will çok zor hayatı olan birisi. Annesi zaten yıllar önce ölmüş, babasını yeni kaybetmiş. Yeni hayatı paramparça, öksüzler yurdunda yaşayan bir çocuk. Benim için böyle bir karakteri canlandırmak gerçekten çok zor oldu. Özellikle ağlama sahneleri beni çok zorladı ama başarıyla tamamladığımı düşünüyorum. Evet, babam için Will filmini konuşuyoruz. Röportajlara dönmeden önce Canan Hanım'dan tam bahsediyorsunuz. Evet. Dilerseniz oradan devam edelim. Uluslararası oyuncularımızın yanında Canan tabii bizim için hakikaten yüz akıydı. Yönetmenimiz interviewler yaparken kendisine şöyle bir soru yöneltildi. Dünya çapında iki oyuncuyla oynamak nasıl bir, iki oyuncuyu filminizde oynatmak nasıl bir duyguydu diye. O bir düzeltme yapmak istiyorum. İki değil, aslında üç oyuncuyla ben bu filmi dünya çapında üç oyuncuyla çektim dedi ve Canan'a konuyu getirdi. Hakikaten hem teknik ekibin hem yapımcı olarak bizim bir Türk oyuncunun bu kadar ciddi bir performans, bir başarı göstermesi gurur kaynağı oldu bizim için. Zaten çok değerli bir oyuncu çok, bu filmle dünya arenasında kesinlikle da adı duyulacak herhalde kesinlikle daha fazla. Bir de filmde İngilizceyi Bosna Hersekli bir kadının aksanıyla konuştu. Ne kadar zor bir şey. Ki Canan'ın inanılmaz bir İngilizcesi var. Uluslararası bundan sonra yapacağımız projelerde mutlaka kendisi, o da isterse tabii, yer alacak. 11 yaşında da bir çocuk var. Hikayede 11 yaşında ama hani gerçekte kaç yaşında bilmiyorum. Onun performansından da biraz bahsedelim dilerseniz. Hikayede 11 yaşında, gerçek yaşında 12 falan, yani çok şey değil. Yani daha büyük bir çocuk değil. Yani çocuklarla çok çalıştığım için biliyorum çocuklarla çalışmanın zorluğunu. Perry bizim çok şaşırttı. Çünkü şimdi bir tane 6 dakikalık bir sahne çektik. Çok, filmin çok da güzel bir sahnesi. Ben birçok yetişkin oyuncuyla çalıştım. Genelde o 6 sayfalık, yani 6 dakikalık sahneyi bölersiniz. Çünkü uzun bir şeydir. Çok kolay yapılacak bir şey değil. Fakat Perry o 6 dakika boyunca girmesi gerektiği yerde girdi. Bir tane lafını unutmadı. Ondan sonra bu arada oyunculuğunu yaptı, oturdu, kalktı, o tür mizansenlerini hepsini halletti. Biz hepimiz böyle ağzımız açık ondan sonra seyrettik.
Müthiş bir oyunculuk sergiledi. Siz de gidince göreceksiniz inşallah. Bu arada belirteyim, filmi sadece orijinal dilinde değil, çocuklar babalarıyla, anneleriyle seyredebilsin diye aynı zamanda dublajlı olarak da gösterime sokuyoruz. Biz 85-95 sinemada göstermeyecek. Bunun büyük bir çoğunluğu dublajlı. Dolayısıyla seyretmekte, çocukların özellikle seyretmekte zorluk çekmeyeceği bir film. Yani 7'den 70'e girebilecek filmlerden. Evet, aynen öyle. Çünkü zaten bizim de biliyorsunuz gösterimlerde bir sınıflandırma alıyorsunuz. 13 yaş, 7 yaş falan. Bizim filmimiz genel izleyici kategorisinde sınıflandırıldı. Gerçekten tam söylediğiniz gibi 7'den 70'e evet, çocuk yani 7'den küçüğü de olur da işte zapt edebilirseniz onlar da rahatlıkla seyredebilir. Şimdi bu Türk sermayeli ilk yabancı film meselesini bence biraz daha konuşmak gerekiyor. Zor bir iş ama bir o kadar da keyifli bir iş. Nasıl ilerledi, süreç içinde gibi sıkıntılar yaşandı? Her şeyin ilki biraz sancılı olur ya. Evet, nasıl bir aslında deneyim oldu? Tahmin ediyorum bizden önce de Türk yapımcıları bu tür girişimlerde bulundular. Bunun onlardan ayrılan farkı yapım şirketinin bir Türk yapım şirketi olması, geri kalanın yabancı menşeili olmasıydı. Filmimiz İngiltere'de çekilmeye başlandı. Fransa'da çekilen sahnelerimiz var. Ama Paris sahneleri de dahil, Bosna Hersek dahil, geri kalan filmin yaklaşık %40'ı Türkiye'de çekildi. Uluslararası bir ekiple çalışırken Türkiye ile alakalı var olan bir takım ön yargılar elbette bizim için de söz konusuydu. Çünkü Türkiye'nin ne kadar zengin ve büyük bir ülke olduğuyla alakalı biz zaman zaman kendimizi anlatmakta zorluk çekiyoruz. Teknik ekipte Türkiye'de nasıl çekilecek endişesi olduğunda biz dilimiz döndüğünce bunu anlatmaya çalıştık. Nitekim çekimler bittiğinde o Oscar'lı filmlerde çalışmış görüntü yönetmenimiz dahil bundan sonra biz film yaparken Türkiye'yi Türkiye filmin konusunda olmasa dahi platform olarak kullanacağız ifadelerini kullandılar. Bir bakıma kolay bir süreçti, bir bakıma zor bir süreçti. Ama bunu başarmış olmak Galata Film için şu açıdan önemliydi. Bu belki kendi içerisinde bir ilk ama bundan sonra buna benzeyen ve Türk dünya sinema seyircisinin karşısına çıkacak yeni filmler mutlaka olacak. Biz bu kapıyı açarak aslında öyle bir misyonu üstlenmiş olduk. Zordu, yorulduk ama gururluyuz. Kapıların açılması önemlidir değil kesinlikle. Mi? Hani açıldıktan sonra işler biraz daha kolay yürüyor. Çünkü herhalde bir yerde başlıyorsunuz, o girdiğiniz kapıdan ondan sonra kendinizi nasıl anlatabiliyorsanız insanlar o şekilde sizi görmeye başlıyorlar. Tabii bu film dünya sinema seyircisinin karşısına çıktıktan sonra uzun vadeli Galata Film olarak bizim hedefimiz kendi hikayelerimizle tamamen bu ülkenin topraklarından çıkmış, bu ülkenin tarihinden, geçmişinden, öz hayatından çıkmış hikayeleri dünya sinema seyircisiyle buluşturabilmek o hedefin ilk adımıydı. O açıdan zordu ama çok çok keyifliydi. O kapıyla ilgili ben bir şey ekleyeyim isterseniz. Hani o kapı apartmana girdiğinizdeki daire kapısı gibi değil, cümle kapısını açtık biz. Çünkü zannediyorum bahsetmedik, film aynı zamanda dünyanın en büyük stüdyolarından bir tanesine satıldı. Bunun Türkiye'de yayınlanma hakkını ve İngiltere'de yayınlanma hakkını ayrı tutarak söylememde herhalde bir sebebi yok. Sony Entertainment'a satıldı film. Şu anda film onların elinde. Sony Entertainment'la beraber dünyanın her tarafında yayınlanacak. O kapının büyüklüğünü biraz anlatmak için söylüyorum. Çünkü stüdyo dediğinizde evet, stüdyo Amerika'da zaten 6 tane stüdyo var. Hani stüdyo olgusu derken böyle zannedilmesin de Amerika'da her yerde bir stüdyo yani konsepti stüdyo var. Hani, evet yani konsept zaten işte o stüdyolarla film yapmıyorsanız bağımsız filmci sayılıyorsunuz. 6 tane stüdyonun bir tanesi ne satıldı film. Bu çok gurur verici bir şey. Biz bunun farkında değiliz ama. Tahmini sizce? Hani belli midir rakam bilmiyorum. Dünyanın her yerinde gösterecek çünkü Sony dünyanın her yerinde var. Yani Uzak Doğu özellikle çok bekliyor bu filmi. Çünkü Uzak Doğu'da müthiş bir Liverpool fanatikliği, hayranlığı var. O yüzden mesela Liverpool'a sponsor olan banka, Uzak Doğu'da çok sevilen, çok tutulan bir banka özellikle Liverpool'a sponsor oluyor. Çünkü müşteri profili ona göre belirleniyor.
Dolayısıyla Uzak Doğu'da çok bekleyen var. Biz hali hazırda çok mail alıyoruz Uzak Doğu'dan. Ne zaman yayınlayacak, ne zaman yapacak? Hollanda'dan bir grup adam bize mail atıyor. Biz işte 150 kişilik Liverpool fan kulübüyüz. Hollanda'nın bir tane kasabasında, ismini söyleyemeyeceğim yani. Filmi ne olur bize de gösterin, buraya yollayın edin diye dünyanın her tarafından geliyor öyle istekler. Bir de yani çıkan film herkese hitap edebilecek bir film olduğu için biz 30 seneliğine sattık. Sanki biraz daha az satsaymışız. Çünkü 30 sene bu film kullanılabilecek bir film. Hani tabii onu göstermek evet, açısından. Bayramlarda, yılbaşında, işte Christmas'ta, Easter'da gösterilen filmler vardır. Hep aynı gösterildiği filmler. Her gösterildiğinde televizyon de bizim ekranlarına da sık sık karşımıza çıkabilir herhalde. Tabii Kemal Sunal'ın filmini nasıl her gösterildiğinde tekrar tekrar seyrediyoruz. Nasıl bir Selvi Boylum, Al Yazmalım tekrar tekrar seyrediyoruz. O kalitede bir film. Dolayısıyla Sony alırken de böyle sadece ya bir film yapılmış da işte alalım diye alınmış. Demi Lewis oynuyor, Bob Hoskins oynuyor değil. Bakıyorlar önce bir filme. Çok daha uzun vadeli planlayacaklar. Siz uzun vadeli planlardan bahsettiniz ama belki daha kısa vadede hemen önümüzde Galata film olarak var mı başlayan var, bir proje? Var aslında. Uluslararası yeni bir proje ile alakalı. Hollywood'da, Hollywood'un çok ciddi bir yapım şirketiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Nihai anlaşma noktasına varmak üzereyiz diye düşünüyorum. Uluslararası bir proje. Daha önce Batman'leri, 12 Maymun, 12 Monkeys'i yapmış, Atlas Entertainment adlı Hollywood'un en önemli yapım şirketlerinden bir tanesiyle Galata filmin ortak yapımcı olarak yer alacağı, yine uluslararası sinema seyircisine hitap edecek bir projeyi konuşuyoruz. O müzakere süreci tamamlandığında daha net bunu kamuoyuna duyuracağız. O da belki gerçekleştiği andan itibaren, ki 2013 Şubat ayında çekilmesi planlanıyor, Türkiye'nin ve Türk sinemasının beklediği, özlediği uluslararası çok daha büyük başarılara imza atacak bir proje diye değerlendiriyoruz. Heyecanla bekliyoruz yeni projeleri. Çok teşekkür ediyorum. İzleyiciniz bol olsun Türkiye'de, tüm dünyada. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, müzikle devam ediyoruz. Akbank Caz Günleri 7 Haziran'da başlamıştı. Tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlik kapsamında dün akşam Alçop grubu sahne aldı. Şimdi grupla yaptığımız röportajı izleyelim. Akbank Caz Günleri kapsamında İskandinav Caz'ın öncü gruplarından olacak.